Herkese merhaba. Bu videoda kurmuş olduğum Hackintosh'u Clover Bootloader yükledikten sonra Bootloader ekranı gelmeden, yani herhangi bir disk seçimi yapmadan nasıl direkt boot ederiz onu göstereceğim. Bunu yapmak için de ilk önce AFI bölümünü Clover Configurator programı ile mont edip, yani görünebilir hale getirip AFI Clover içindeki config.please dosyasında ufak bir değişiklik yapacağız. Bu değişikliği yaptıktan sonra Hackintosh'umuz direkt boot edecek. Yani Clover bootloader ekranı gelmeyecek. Hiçbir şekilde seçim yapmayacağız. Direkt macOS boot edecek. Yalnız bunu yapmak için de Hackintosh'u kurduğunuz diskin BIOS'tan ilk sırada seçili olması lazım. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. İsterseniz hemen nasıl yapıldığına bir geçelim. İlk önce Clover Configurator adlı programımızı çalıştırıyoruz. Solda menüler görüyorsunuz. IGP, Boot, CPU, Device gibi. Aşağıda ikinci menüde Tools, yani araçlar kısmı var. Buradan Mount AFI bölümüne tıklıyoruz. Sağ altta Mount AFI Partition butonu var. Ona tıklıyoruz. Buradan genelde ben bunu hep karıştırıyorum. Çünkü bazen bu yer değiştirebiliyor disk isimleri vesaire. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Buradan Hackintosh'u kurduğunuz, Mac'i kurduğunuz diski seçip OK diyorsunuz. Şurada sol altta AFI Partitions gördüğünüzde AFI bölümünü açmış oluyoruz. Hemen buradan Open Partitions diyoruz. Evet, AFI bölümü karşımızda. Yani buna erişmek için mount ediyoruz. AFI klasörünün içinde Apple Boot Clover dosyaları var. Bizim işimizin olduğu dosya Clover dosyasının içindeki config.please dosyası. Bu bir konfigürasyon dosyası. Ben de bu konulara biraz takıntılıyım aslında. Bu videodan sonra da ses driver'ını sorunu var. Genelde Asus'ta ben çok çektim bundan. Onun problemini de çözdüm. Bu videodan sonra da bir video daha yapıp o ses problemini nasıl çözdüğümü anlatacağım. Yararlı olma açısından böyle küçük küçük rehberler hazırlamaya çalışıyorum. İsterseniz hemen nasıl yapıldığına geçelim. Burada config.please dosyamıza sağ tıklayıp şununla açlayıp Clover Configurator diye açabiliriz. Ya da Clover Configurator açıkken çift tıkladığımız zaman da direkt program bize açacak. Burada bir takım ayarlar var. Sisteminiz çalışırken, çalışır durumdaysa bu ayarlarda oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Geri dönüşüm biraz zor oluyor. Ya da tekrar USB içindeki config.please dosyanızı hard disk içindeki ile değiştirmeniz lazım. Bizim burada yapacağımız ayar, soldaki menülerde boot menüsüne tıklıyoruz. Hemen burada default boot volume yazıyor. Burası çok önemli. Burası değiştirilebilir bir ayar. Burayı ilk açtığınız zaman, yani bu bahsettiğim ayarı yapmadan önce benim burada macOS SSD yazıyordu. Yani direkt diski, hani Mac'in kurulu olduğu diski gör diyor ama sadece Clover Bootloader ekranını açıyordu. Şimdi biz direkt Mac'i boot etmek için buraya Hackintosh'u kurduğumuz diskin ismini yazacağız. Bunu nereden öğreneceğiz? En basit yöntemi ben şu şekilde gördüm. Sola elma logosuna tıklayıp bu Mac hakkında deyip buradan depolamaya tıkladığınız zaman hemen burada en üstte benim Mac'i kurduğum diskin ismi görünüyor. MacOS X yazmışım buraya. Buraya da aynı şekilde isimleri birebir aynı olacak şekilde, herhangi bir virgül, boşluk vesaire olmaması önemli. Yoksa hiçbir şekilde çalışmıyor. Buraya Mac'in kurulu olduğu diskin ismini yazdıktan sonra aşağıda timeout görüyorsunuz. Default loader'ın altında timeout var. Bunu da sıfır yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde beklememesi için. Bunu sıfır yaptıktan sonra Clover Configurator programını soldaki çarpıdan kapatıyorsunuz. Burası da önemli. Size çıkarken soruyor. Yani tam olarak İngilizce telaffuzunu yapamayacağım ama işte değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz vesaire gibisinden. Burada da bu pencereyi bir daha gösterme ya da sorma gibisinden bir şey soruyor. Burada soldaki revert derseniz, İngilizcem biraz telaffuzum kötü olabilir, kusura bakmayın. Kaydetmeyecek. Cancel derseniz de kaydetmeyecek. Okey dediğiniz zaman kaydetmiş olacak.
Şimdi işimiz bitti. Dediğim gibi direkt boot etmesi için hani Mac konusunda config.please dosyası konusunda yapılması gerekenleri yaptık. Direkt boot etmesi için de BIOS'tan macOS'in kurulu olduğu diski birinci sıraya almalısınız ki direkt boot etsin. Şimdi bakalım direkt boot edecek mi? Görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi direkt macOS'u boot etti. Evet. Yaptığımız ayardan sonra herhangi bir hata alıyor muyuz? Görüyoruz. Evet. Hiçbir şekilde hata almadan macOS'u direkt boot ettik. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. macOS hakkında bilgilendikçe bu tür kısa rehberler hazırlamaya çalışacağım. Herkese iyi günler.